Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Ödenek Komitesi'nde İsrail ve Ukrayna'ya yapılacak yardımları içeren tam 106 milyar dolarlık Ulusal Güvenlik Fonu talebi hakkında ifade verdi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes talebinde bulunan savaş karşıtları tarafından protesto edildi. Polis 12 kişiyi gözaltına aldı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları bu kez ABD Senatosu'nda protesto edildi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Ödenek Komitesi'nde İsrail ve Ukrayna'ya yapılacak yardımlar konusunda ifade verdi. Blinken konuşmasına başlayacağı sırada elleri kırmızı boyalı savaş karşıtları tarafından protesto edildi. Blinken'ın konuşması sırasında göstericiler ellerini havaya kaldırarak Gazze'li çocukları kurtarın sloganı attı. Gazze şeridinde ateşkes çağrısı yapan protestocular ateşkes hemen diye bağırdı. Bir gösterici Gazze kuşatmasına hayır yazılı pankart açtı. Blinken protesto nedeniyle konuşmasına devam edemezken toplantıya protesto nedeniyle birkaç kez ara verildi. Kongre polisi göstericilere müdahale ederek salondan çıkarırken 12 kişi gözaltına alındı. Amerika'nın ayırdığı 106 milyar dolarlık fonun yaklaşık 15 milyar dolarlık kısmı İsrail'in Filistin'e yönelik askeri operasyonları için kullanılacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.